Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddeti Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Oğuz Polat bizimle. Sayın Polat, siz de mutlaka basından okumuş ya da duymuşsunuzdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP'nin uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurulması önerisini reddetti. Uyuşturucu yaşının çok düştüğü zaten konuşuluyor. Küçük yaşlara indiği zaten konuşuluyor. Özellikle bu tür toplumsal sorunların araştırılması konusunda böylesi komisyonların önemi nedir? Siz buna dair neler söylersiniz? Önce şunu belirtmek lazım. Bu konuda problem çözmeye aday olan, çözme konusunda yol almış ülkelerin hepsinde belediyelerin çok büyük önemi var. Yerel yönetimler, merkezi yönetimlerden çok daha ön planda. Çünkü halkı çok daha iç içeler, mekanizmaları, çalışma yöntemleri, varoluş nedenleri bunu uygulamaya çok daha uygun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de o yüzden doğru olanı yapmaya çalıştı. Ama anlaşılamayan bir sebepten dolayı reddedildiğini öğrendik. Yani burada Türkiye'nin bazı sorunları var. Halen çok sanki dile gelmiyor ama o kadar bariz ve olgular ve rakamlar var ki ortada. Uyuşturucu, çocuk istismarı, pedofili, bunların hepsi her geçen gün artış göstermekte. Ve bunlara önlem alınması gerekiyor ve önlemlerin de nasıl alınacağını ancak bu konuda çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, belediye çalışanları beraberce karar vermek durumunda. Çünkü multidisipliner çalışılan bir alan bu. Bunu yapmak isteyip yapılamadığını görmek üzücü. Çünkü o zaman bunu nasıl okumak gerekiyor diye düşünüyorum ben. İşte tamam, problem bizi rahatsız etmiyor, kalsın. Peki o problem niye rahatsız etmiyor? Yani benim çocuğuma bulaşmadığı için rahatsız etmiyor. Böyle bir akımın olması, uyuşturucu satışının devam etmesini istiyorum. Bilemiyorum, ben spekülasyon yapıyorum şimdi ama hiçbir olumlu şey düşündürmüyor bana bu. Hocam, önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi yasasında komisyonlara şöyle bir yetki verilmiş. Komisyonlar çalışma alanlarıyla ilgili uzman kişilerle, akademisyenlerle, STK'larla, sendikalarla çalışabilir, onlardan görüş alabilir diye zaten böyle bir yasal altyapı var. Yani bu komisyonun kurulması durumunda, yani kurulsaydı, bu konuda red oyları kullanılmasaydı, mesela sizinle gelip çalışma yapabilirlerdi ya da sizin gibi bu alanda çalışan akademisyenlerden görüşler alabilirlerdi. Velev ki bu böylesi bir komisyon hayata geçirildi dersek, Türkiye'deki uyuşturucuya dair, özellikle çocuk gençler arasındaki uyuşturucu sorununa dair neler söylerdiniz, neler anlatırdınız? Valla şimdi şöyle, Türkiye ilginç bir şekilde adolesan ve genç nüfusunun da yüksek olmasından dolayı adım adım problemleri, dünyada yaşanan problemleri bizde de gözükmeye başlanan bir duruma döndü. Yani bizim gençliğimizde de çok hızlı bir şekilde bazı şeylerin arttığını görüyoruz. Tabii Türkiye bir transit geçiş ülkesi. Yani üretilen uyuşturucu Batı ülkelerine buradan geçirerek dağıtılıyor. Bu bizim dezavantajımızı arttırıyor. İkincisi, organize suç çeteleri üzerinden dağıtıldığı için ve silah kaçakçılığı ve seks turizmiyle beraber gittiği için ve bunlarda da artış olduğu için uyuşturucuda da artış var. Yani tüm bunlarla beraber baktığımızda biz çok dezavantajlı ve problemli bir ülkeyiz. Ve bizim bir an önce iki boyutta da, yani hem problemi polisiye tedbirlerle çözmek gerekiyor. Bu devletin yapması gereken bir şey. Ama öte yandan da halkın, hedef grubun, yani gençlerin, çocukların bu konuda kendilerini koruyabilmeleri iki boyutta da, yani başlamamış kişilerin, potansiyel kullanıcı olabilecek kişilerin buradan korunması lazım. İki, kullananların da buradan çekip alınması lazım. Yani çok önemli bir şey konuşuyoruz. Çünkü uyuşturucu tedavide, kurtarmada, önlemede, rehabilitasyonda çok yüz güldüren bir olay değil. Yani işte ben el attım, bunu yaptım, işte iyileştirdim diyebildiğiniz bir konu değil. Zaten kendi içerisinde başarı oranları çok düşük. %30'larda geçiyor, geziyor.
Hele hele bunu eroin ve benzeri maddelere döndürürsek çok daha düşük oranlar görüyoruz. O yüzden bir an önce başlamak, yapmak gerekiyor. Hiç bulaşmamış çocukları kurtarmak adına. Ama biz işte dediğim gibi anlayamadığım sebeplerden dolayı burada duruyoruz. Ama bu komisyonlar kurulsun kurulmasın iş birliğinde çalışmak mecburiyeti var. Ve bunu da yapmak bir zorunluluk. Çünkü belediyelerin tek işi park yapmak, işte altyapıya oturtmak, çöpleri toplamak değil. Bu sosyal problemler de onları birinci sırasında yazan şey. Yani mesela kadına şiddet diyoruz. Belediye kanunlarında kadına şiddete maruz kalmış kadına sığınma evi açmak belediyenin temel görevi. Halbuki biz hep kapattık bugüne kadar. Ama bundan sonra açmamız lazım. Yani yerel yönetimin bakış açısı bence değişecektir bu seçimlerden sonra diye umuyor ve düşünüyorum. Peki hocam, son olarak da şunu sormak istiyorum. Siz zaten ikili bir tedbirden bahsettiniz ama ağırlıklı olarak özellikle kamu siyaseti açısından bu uyuşturucuyla mücadele daha çok güvenlik politikaları üzerinden yürütülüyor. İşte yapılan operasyonlar, polis operasyonları öne çıkarılıyor. Ya da işte şu kadar ton uyuşturucu ele geçirildi diye haberler üzerinden, aslında güvenlik politikaları üzerinden bu meselenin çözülmeye çalışıldığına dair geniş bir kabul, geniş bir algı var. Ama bir taraftan da sizin dediğiniz gibi bu meselenin toplumsal bir yanı var. Ve uyuşturucuyla mücadele konusunda o kadar çok bilgilendirilmesi gereken yeni yeni gelişmeler var ki, yani ucuzlayan sentetik ilaçlardan, sentetik haplardan bahsediliyor ve çok rahat ulaşılabileceğine dair bizim kendi yakın çevremizden bile öğrenebildiğimiz, duyabildiğimiz olaylar bunlar. Gerçekten bu toplumsal bir sorun algısı neden gelişemiyor Türkiye'de? Valla şimdi biz biraz toplum olarak da görmediğimiz problem yoktur görüşüne biraz inanıyor ve kabullenmiş bir durumdayız herhalde. O yüzden konuşmazsak, tartışmazsak böyle bir sorun yoktur diyoruz diye düşünüyorum. Halbuki uyuşturucu öyle bir şey ki çocuklar hep arkadaş çevresiyle kullananların kendilerine mal sağlayabilmek için yeni kullanıcılar bulma metoduyla yürüyor. Bu da şunu getiriyor. Her geçen gün onun sayısı artıyor. Halbuki bilinçlenebilse, çocuk bilse ki onu bir kere kullandıktan sonra bırakabilmesi mümkün değil. Bilse ki ilkanda yaşayacağı çok kısa bir haz anından sonra çok kötü şeyler yaşayacak. Ve sağlığı çok kısa, 5 yıl, 10 yıl gibi sürelerde mahvolacak, yaşama devam edemeyecek. Bunları bilse ilk adımı atmayacak. Yani bunları öğretebilmemiz çok önemli ama işte bunları yapmak için de kampanyalar lazım, yayabilmek lazım ve bunu tek başına ne üniversiteler ne sivil toplum kuruluşlarının gücü yetmez. Bunu daha yaygın işte yerel yönetimler gibi, devlet gibi oluşturmak ve ulaşmak lazım. Ulaşabilmek önemli yani halka ulaşan kanallarda bunu yapmak önemli. O yüzden yani bizim bundan vazgeçmememiz lazım ve ertelemememiz lazım. Yani çok büyük bir olasılıkla işte partiler arası çekişmeden dolayı işte teklif edenin partisi bizimden değil, o zaman biz buna hayır diyelim. Ne desek hayır diyelim şeklindeki bir yaklaşımdan kaynaklanıyor. Çünkü hiçbir Türkiye'de yaşayan bir insan böyle bir sorun için hayır oyu vermez. Bu vatan hainliğidir. Başka bir şey değildir. Yani bunu yapmaz çünkü kendi çocuğunu yani bu toplumun gelecekteki insanlarını zehirleyen bir şeye kapı açmış oluyorsunuz. Önlemek için yapılmak istenen şeye hayır diyorsunuz. Bu partizanlığı kenara atmamız lazım. Yoksa bu örnekte olduğu gibi daha birçok kötü şey yaşanmaya aday ve iyi olmayacak. Oğuz Polat, Profesör Doktor Oğuz Polat, çok teşekkürler. Çok sağ olun T24'e konuştuğunuz için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi oylarınıza sunuyorum. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu oy çokluğuyla reddedilmiştir.